Herkese merhaba. Bugün çok ilginç bir integral sorusu çözeceğiz. Sorumuz şöyle. İntegral eksi sonsuzdan sonsuza kosinüs x bölü kosinüs hiperbolik x dx neye eşittir? Evet oldukça zor bir soru. Şimdi gelin bu ilginç zor sorunun çözümüne geçelim. Tabi öncesinde bu videoyu burada durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Ben videoyu durdurduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar kosinüs x öğler özdeşliğini kullanırsak eğer e üzeri ix artı e üzeri eksi ix bölü 2 eşittir. Aynı zamanda kosinüs hiperbolik x de e üzeri x artı e üzeri eksi x bölü 2 eşittir. Dolayısıyla bunları biliyoruz. Şimdi burada kosinüs x gördüğümüz yere e üzeri ix artı e üzeri eksi i x bölü 2 Kosinüs hiperbolik x gördüğümüz yere de e üzeri x artı e üzeri eksi x bölü 2 yazıyoruz. Dolayısıyla ikiler gitti. İfademiz integral eksi sonsuzdan sonsuza e üzeri i x artı e üzeri eksi i x bölü e üzeri x artı e üzeri eksi x de x oldu. Şimdi bu ifadeyi payını ve paydasını e üzeri x ile çarpıyoruz. Yani e üzeri x bölü e üzeri x ile şu ifadeyi çarpıyoruz. Ne oldu? e üzeri i x e üzeri x'i çarptığımız zaman üstler toplanır. Dolayısıyla E üzeri 1 artı i x olacaktır. Şununla şunu çarptığımız zaman bu da artı E üzeri 1 eksi i x olacaktır. Aşağıda ne oluyor? E üzeri x ile E üzeri x çarpınca E üzeri 2 x E üzeri eksi x ile E üzeri x çarpınca da 1 oluyor. Yani integralimiz şu hale dönmüş oldu. Şimdi bu integrali de şu integrali de şimdi şöyle bir dönüşümle biraz daha değiştirelim. Şimdi e üzeri 2x'e t diyelim. Bu durumda her iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman dt eşittir. 2 çarpı e üzeri 2x dx olacaktır. Yani dx de bu durumda dt bölü 2t oluyor. Sınırlarımıza bakalım. x artı sonsuz iken t ne oluyor? Artı sonsuz. Yani şurada x'e sonsuz yazarsak t de sonsuza gidecektir. x yerine eksi sonsuz yazdığımız zaman t sıfıra gidecektir. Dolayısıyla integralimiz bu dönüşüm sorusu 1 bölü 2 integral sıfırdan sonsuza, şuradaki 1 bölü 2'yi başa aldım integralın önüne katsayı olarak. T üzeri 1 bölü 2 çarpı 1 artıyı artı T üzeri 1 bölü 2 çarpı 1 eksiği bölü T artı 1 çarpı DT bölü T oldu. Şimdi burada bu T'yi de arkadaşlar bu T'yi de yukarıya T üzeri eksi 1 diye çıkartırsak ve şu yukarıki ifadeyle çarparsak integralimiz 1 bölü 2 integral sıfırdan sonsuza t üzeri 1 bölü 2 parantezinde eksi 1 artı i artı t üzeri 1 bölü 2 parantezinde eksi 1 eksi i bölü t artı 1 dt oldu. Şimdi bu integrali de iki tane integralin toplamı şeklinde yazabiliriz. Yani şu sonuca a diyelim. Yani şu integralin sonucunu a diyelim. Dolayısıyla a 1 bölü 2 integral sıfırdan sonsuza t üzeri 1 bölü 2 parantezinde eksi 1 artı i bölü t artı 1 dt artı 1 bölü 2 integral sıfırdan sonsuza t üzeri 1 bölü 2 parantezinde eksi 1 eksi i bölü t artı 1 dt. Evet şimdi bu iki integralin toplamı bize a sayısını yani sorunun çözümünü verecek. Şimdi arkadaşlar burada Şöyle bir formül var. İntegral sıfırdan sonsuza t üzeri z bölü t artı bir dt ki burada z bir karmaşık sayı. Eğer bu karmaşık sayının reel kısmı yani reel z eksi birden büyük ise bu integralin sonucu eksi pi bölü sinüs pi z'ye eşittir. Bu bağıntının ispatı gerçekten oldukça zor bir e, şeye sahip, ispat yöntemine sahip. İşin içine karmaşık analiz, kompleks analiz, kompleks analiz giriyor. Kontür integraller giriyor. Rezidü teorem yani atık teoremi giriyor. Dolayısıyla oldukça kapsamlı bir ispatı var. Eğer fırsatım olursa ileride bu ispatı da çekmeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani sonuçta e, matematik bilgimiz sonuçta bazı şeylere yetmiyor. Yani buradaki bu ispatın yani şu bağıntının ispatında da kullanılan yöntemler oldukça ağır yöntemler. Ağır konular bunlar. Dolayısıyla fırsatım olursa dilim döndüğü kadar o ispatı da yani şu integralin sonucunun buna işli işte olduğunu gösteren videoyu da ayrıca çekmeyi düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Şimdi ben burada hazır olarak kullanacağım. Şimdi burada Evet bu integral buna eşit. Şimdi dolayısıyla şu integrallerde bakın şu integrallerde e, real z eksi 1 bölü 2 olduğu için kullanabiliriz bu arada. Bakın şu bağıntıyı kullanabiliriz. Çünkü real z'nin eksi 1'den büyük olma şartıyla bu geçerli. Ki bizim buradaki karmaşık sayımız eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2i. Yani real z eksi 1 bölü 2. Burada da yine eksi 1 bölü 2. Dolayısıyla kullanmamız mümkün. Şimdi kullanıyoruz. E, bu durumda ne olacaktır? Formül neydi? Pi bölü eksi pi bölü sinüs pi z. Ee, dolayısıyla şurada 1 bölü 2 olduğu için eksi pi bölü 2 parantezinde. 1 bölü sinüs eksi pi bölü 2 artı pi i bölü 2. Çünkü buradaki z bakın eksi pi bölü 2 artı e, pardon eksi 1 bölü 2 artı i bölü 2. Dolayısıyla pi ile çarptığımız zaman sinüs eksi pi bölü 2 artı pi i bölü 2 oluyor. Aynı şekilde burada da e, karmaşık sayımız eksi 1 bölü 2 eksi i bölü 2. Dolayısıyla pi ile çarptığımız zaman sinüs eksi pi bölü 2 eksi pi i bölü 2. Yani sorumuzun cevabı aslında bu. Şimdi bunu biraz sadeleştirmemiz lazım. Şimdi sinüs eksi pi bölü 2 artı pi i bölü 2. Bu neye eşittir arkadaşlar? Eksi parantezin aldığımız zaman sinüs eksi x eksi sinüs x'e eşit olduğu için şurayı eksi parantezin aldığımız zaman ve sinüsün önüne eksi diye çıkarttığımız zaman açımız ne oluyor? Pi bölü 2 eksi pi bölü 2. Yani pi bölü 2 eksi x. Sinüs pi bölü 2 eksi x neye eşittir? Kosinüs x'e. Önünde de eksi olduğu için eksi kosinüs i pi bölü 2. Yani şuradaki ifade buna eşit olacak. Burada da yine şu eksiyi sinüsün önüne atarsak eğer açıyı nasıl yazarız o zaman? Pi bölü 2 artı pi bölü 2. Bu da neye eşittir? Ne eşittir? Bu da kosinüs pi bölü 2 eşittir. Önünde de eksi olduğu için eksi kosinüs ip pi bölü 2. Bakın paydalar aynı. Bu durumda e, pay ne olacaktır? 2 bölü 2 iki olacaktır. 2 ile de şu sadeleşti. Dolayısıyla bu ifade ne olacaktır? Eksiler de gitti. Pi bölü, pi bölü kosinüs ip pi bölü 2 eşittir. Evet sorumuzun cevabı bu. Şimdi bir de aynı zamanda hiperbolik fonksiyonlarla trigonometrik fonksiyon arasında şöyle bir ilişki var. Kosinüs hiperbolik x eşittir kosinüs i x. Buradaki x neye eşit? x burada pi bölü 2 eşit. Dolayısıyla bu pi bölü kosinüs i pi bölü 2'yi hiperbolik fonksiyon cinsinden yazmaya kalkarsak bu da pi bölü kosinüs hiperbolik pi bölü 2 eşittir. 1 bölü kosinüs hiperbolik pi bölü 2 de sekant hiperbolik pi bölü 2 eşit olduğu için sorumuzun cevabı pi çarpı Sekant hiperbolik pi bölü 2 olacaktır. Evet sorumuzun cevabını bulduk. Tabii ki dediğim gibi bu sorunun cevabında şöyle bir hazır formül kullandık. Bu hazır formülün ispatı gerçekten e, karmaşık analiz gerektiren atık teoreminin kullanılması gerektiren kontrol integrallerinin kullanılması gerektiren e, oldukça kapsamlı bir ispata ihtiyacı var. Dolayısıyla eğer dediğim gibi önümüzdeki günlerde eğer fırsatım olursa e, o ispatla ilgili de ayrıca bir video çekmek istiyorum. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirmenizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.